Sofraların vazgeçilmesi ekmeğe zam geldi mi gelecek mi derken fırıncılar gider fiyatlarına karşı sitem etti. Haziran ayında 3 TL'den 4 TL'ye yükselen ekmek fiyatı maliyete gelen zam nedeniyle fırıncı esnafını artık memnun etmiyor. Kazancımız giderlerimizi karşılamıyor diyen fırıncılar ekmeğe zam istiyor. Giderlerimiz belli değil. Yani günlük giderimiz belli olmuyor ama kesinlikle bu maliyeti kurtarmıyor yani. Zam yemeğimize zam gelecek ki. Bize çocuğumuz var, üniversite talebemiz var, liseye giden talebemiz var. Masraf bir şeyler kazanalım yani. Öyle söyleyeyim. Un, maya gibi birçok maliyetten şikayetçi olan fırıncılar ekmek fiyatının en az 5 liraya çıkmasını istiyor. Maliyet yedi birçok. Bir şey söyleyeyim. Şu an mesela bir torba un 500 lira aşağı un yok. Bir maya 400 lira bir koli maya. Bir işçi mesela geldiği zaman 300-400 lira yemeği istiyor yani. Ben kazanacağım ki işçiye de vereyim yani. Değil mi? Ben mesela kendi giderlerimiz de var. Mesela ben kiracı bir adam yani. Ben 1,5 milyar kira veririm. Nasıl kazanacağım ben? Anlayacağım ki karşı yani. Öyle, ben de düşünmek lazım yani. Öyleyse. 4 liradan şu an ne kadara çıkmalı? Azami 5 lira. 5 lira olmak azami 5 lira. Yani 5, yani 5,5 da olabilir. Daha fazlası ben çok fazla şey etmiyorum. Yani girdilere karşı olursa 6 lira olması lazım. Ama ben 5 lira, azami 5 lira olması lazım. Ekmeğe gelen zammı vatandaşın anlayışla karşılamasını isteyen fırıncı esnafı en ucuz besin maddesinin ekmek olduğunu söyledi. Kesinlikle vatandaş tekbir yapmasın yani. Her şeye zam gelmiş yani. En ucuz şu anda bir ekmek yani. Ya ben fiyat sürekten ziyade bir çikolata bile şu an 7 lira, 8 lira, 15 lira değil mi? Siz de biliyorsunuz. Ya bir ekmek yani bir 6 lira, 7 lira olması normal bir şey yani. Girdiler olduktan sonra zam kaçınmazdır. Azami çok aşırı bir şekilde de verip de vatandaşı da mağdur etmek doğru değildir. Ama zam kaçınmazdır. İnsanların emeğin karşılığında bugün elemanlarımızın işte yarın öbür gün tekrar şey olursa İşte buyurun vatandaşı görüyor musunuz? Akşam ekmeği cümlesi duydunuz değil mi? Vatandaş. Niye? Yarı fiyata alacak. Eskide akşam ekmeği biz torbalara koyardık. Hayvancılar etrafını açardık. Gelin alın. Vatandaş artık alım gücü de kalmadı. Ekmekte bile düşüş oldu.